Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu görmüş olduğunuz Topi Top yeleğin yapımını paylaşacağım. Yeleğimiz yaklaşık 1-1,5 yaşa kadar uyumlu oldu. Önü bu şekilde, arkası da bu şekilde. Çok güzel, çok kolay bir örümü var. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi yapımına geçelim. Evet sevgili hanımlar, şimdi yapıma başlayalım. İpim markası bu. 50 gramlık bir ip, 195 metre. 2.75'te de örülmesi öneriliyor ve ben 2.5'la öreceğim. Siz dilediğiniz, istediğiniz bütün iplerle de örebilirsiniz. Şimdi örgümüze zincir çekerek başlıyoruz. Yaklaşık 80 zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. Evet. Aslında ben şu şekilde gelişi güzel çekiyorum. Saymadan. Çünkü fazlasını telafi edebiliriz. Evet hanımlar. Bu şekilde uzunca bir zincir çekelim. Evet. Ben büyütüp geliyorum. Evet hanımlar. Ben yaklaşık bu kadar zincir çektim geldim. Evet. Bu şekilde bayağı bir uzun çektim. Dediğim gibi fazlasını telafi edebiliriz. Evet şimdi bir tane doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimin içine girip ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir delik oluşturduk. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bir değil ikinci zincirimin içine ikili trabzanlarımı yapacağım. Bu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum. Bir değil ikinci zincirimin içine trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Ama tabii ki büyük çok çektiğimiz için kaç tane yapacağımızı söyleyeceğim. Yaklaşık 34 tane bu kutucuklardan olacak. Böyle saydığınızda 1, 2, 3 tane yapmışız mesela. Bundan tam 34 tane olacak şekilde yapacağız. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet yine bir zincir çektim. Bir değil ikincisine girip evet bir saniye ve girip yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir değil ikincisine yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi tam 34 tane kutucuğum olana kadar yapıyorum. Evet hanımlar ben 34 tane kutucuk yaptım geldim. Benim ipim ince olduğu için küçük olacak. İpiniz kalınsa daha büyük bebek yeleği elde edebileceksiniz. Benim ipim bayağı ince. Evet şimdi ne yapıyoruz? Burada bayağı bir kaldı. Önemli değil o. Bir tane zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Hemen bakın buraya şöyle göstereyim size. Bu zincirin hemen yanına böyle sık iğne yapıyorum hani. Hiç zincir çekmeden, trabzan yapmadan böyle sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen onun yanındaki o kutucuğumuzun içine arasından giriyoruz. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Yani almadan ikisini bir örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yine bu kutucuğun içine böyle sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Araya giriyorum. Hiç dolamadan, trabzan yapmadan ikisini bir alıyorum. Sıramın sonuna kadar da bu işlemi yapacağım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Araya giriyoruz. Ve kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya giriyoruz. Ve kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya giriyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu şekilde hanımlar sıramızın sonuna kadar gidelim. Evet ben sıramın sonuna geldim. Şimdi ne yapıyoruz? 4 zincir çekiyoruz. Sondakinin yine arasındaki kutucuğa sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar.
Hemen onun yanındakini de, yanındaki zincirimizi de tekrardan sık iğnemizi yapıp bir tane zincir çekip dönüyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir tane doluyoruz. Buradaki zincir çektiğimiz yerin içine giriyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. İki tane. Bu bir. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar. İkili trabzan yaptıktan sonra yine bu araya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine bu kutucuğumuzun içine bunu batırdım. Ne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tam 8 tane kutucuk elde edeceğiz. 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4. 8 tane kutucuk yapalım. Evet hanımlar, 8 tane kutucuğumu yaptım, geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın, tekrardan bir tane doluyorum. Buradaki sık iğnemin arkasından bir tane çıkarıyorum arkadaşlar. Önden değil. Yani şu şekilde içine girmiyorum. Böyle içine girmiyorum. Arkasından bir tanesini alıyorum. Buraya tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, ikili trabzanlarımı yaptım. Hemen oradaki araya bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Tekrardan bir zincir bir doluyorum. Yine aynı şekilde sık iğnenin üstünden arkasından bir tanesine yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 3 4 5 6 ve 7. Yine oradaki araya tekrardan sık iğnemi yapıp burayı kapattık. Tekrardan aynı işlemi buradaki sık iğnenin, bakın. Buradaki şu aradaki kutucuğun şurasını, buraya aradan arkadan giriyorum, bir tanesini alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tam 7 tane. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bunu tam 17 sıra yapacağız aynı şekilde. Yine bu kutucuğun arasına girip sıkı iğnemi yaptım. Evet hanımlar, bu şekilde tam 17 tane yapalım, gelelim. Evet hanımlar, tam 17 tane yaptım, geldim. Bu şekilde 17 tane oldu. Sonuncusunu da 17. de yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ve bu kutucuklarımızın aralarına yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 2 zincir önde çekeceğiz. İkili trabzan yapacağız. Pardon. Sık iğne yapıyoruz. Aralara unutmayalım. Evet, 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arama sık iğne yaptım. Bu şekilde 2 3 4 zincir çekiyorum. Araya sık iğneyi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu araya sık iğneyi yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu araya sık iğneyi yaptık. 3 4 araya sık iğneyi yaptık. 2 3 4 zincir.
bu araya sık iğneyi yaptık arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyorduk? Buraya yine şöyle bir tane doluyoruz. Hemen dibine iki tane, hemen bunun yanındaki başa, buradaki başa bir ve iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bir tane zincir çekip döndürüyoruz. Evet hanımlar, başa kadar geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yine dönüyorum. Yine buraya başa sık iğnemi yapıyorum. Bir doluyorum. Buradaki sıkı iğnenin, bu baştaki sıkı iğnenin içine giriyoruz. Ve yine 7 tane topi topu yapıyoruz. 2 3 Evet yapalım. 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar, yine bu araya sıkı iğnemizi yaptık. Şimdi yine 1 2 3 4 yapıp araya yapıyoruz. Burada artık yavaş yavaş azaltacağımız için 7 tane yapacağız. 7 tane kutucuk olana kadar sık iğne yapıyoruz. 8.ye de yine topi topumuzu yapacağız. Bu şekilde hızlıca sizlerle birlikte yapalım. 2, 3, 4. Dediğim gibi benim ipim çok ince. Siz daha kalın bir iple daha büyük bir yelek elde edebilirsiniz. Evet, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve şimdi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 7 tane. Şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Doluyorum. Araya giriyorum. Buradaki araya girdim. Ve tam 7 tane bu araya topi top yapıyorum. Sık iğnenin başına. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, buradaki kutucuğun içine de bir sık iğne yaptık. Doluyorum. Yine bakın bu araya sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 Evet, 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, burada ne yapıyoruz? Burada da bu araya, ikisinin ortasına bu aradan yine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine doladım. Burada yine bu ikisinin arasından giriyorum. Bu şekilde. Yine 1 2 3 Bakın göstereyim nereden girdiğimi. Bakın şu ikisinin birleştirdiği yerden arkadan buraya yapıyoruz. 4 5 6 ve 7. Yine bu ortaya bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde doluyorum. Yine bu araya
giriyorum. Yine bir, iki, üç. Evet, üçüncüyü bir daha yapmam gerekiyor. Üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet hanımlar, sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Buraya gelene kadar, bakın buraya gelene kadar, hatta bu burada 7 tane kalana kadar aynısını tekrarlayacağız. Baştaki yaptığımız işlemi yine burada da yapacağız. Ama biz buraya kadar bir ilerleyelim. Buraya kadar bir gelelim. Devamını göstereceğim. Evet hanımlar, ben sıramın sonuna, yani bu top topların sonuna geldim. Sonuncusundayım. Bunda ne yapıyorduk? Başına bir sık iğne yaptım. Doluyorum. Hemen dibindeki bir sonraki sıkı iğnenin başına yine 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve çoğaltmış oluyorum. 3 4 5 6 ve 7 tane yaptım. Yine bir sonrakinde sıkı iğnemi yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 yapıp sıkı iğne. 1, 2, 3, 4 yapıp sıkı iğne. 1, 2, 3, 4 yapıp bu aradan girip sıkı iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıkı iğne. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. Evet hanımlar, şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arasına batıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. Arasına battım. Bakın buradaki olan yere doluyorum. Arkadan giriyorum. Ve yine 6 tane, pardon 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Buraya hemen dibine, şöyle ikisinin arasına sıkı iğne yaptım. Evet, burası da böyle oldu. Tekrardan 1 2 3 pardon 1 2 3 4 zincir çekip döndürdüm. Döndürdüğüm yere doluyorum başıma. Bu arkada hemen dibine 1 2 tane, evet 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 tane olmuş oldu. Tekrardan bu topi topumuzun tam ortasına sık iğnemi yaptım. Evet hanımlar, şimdi yine doluyorum. Hemen buradaki sık iğnenin arkasına yine topi top yapacağım. Bu şekilde çoğaltarak modelimizi büyüteceğiz. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 7 tane yaptım. Şimdi hemen onun yanındakine sık iğnemi yapıyorum. Yine 1 2 3 4 tane yapıp diğerine yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. Diğer kutucuğun içine sık iğne. 4 zincir sık iğne şeklinde bir sonrakine kadar gidiyoruz. 3 4 evet.
1, 2, 3, 4. Bu şekilde son bir tane kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve evet, sonuncusunu da yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Doluyorum. Buradaki topi topun bir önündeki, hemen bir önündekinin arkasından bu şekilde girdim. Ve yine 7 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Zaten devamını biliyorsunuz. Evet, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptım. Hemen buradakinin ortasına, trabzanlarımın ortasına bunu sık iğne olarak kapattık. Şimdi bir sonrakine arasına, ikisinin ortasındaki buraya yine aynısını yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar, yine bir sona kadar, şuraya kadar yani başa kadar ben yine yapayım bunları. Bunları zaten göstermiştim. Oraya kadar yapıp geleyim. Evet hanımlar, şu an sonuncusunu yaptım. Burada sonrasında yine bir doladım. Buradaki ikili trabzanlarımın ortasına batırmıştım en sonuncusunda. Şimdi bir tane daha arttırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane doladım. Yine buradaki sık iğnenin arkasından ip çıkarıyorum arttırmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptık. Ve hemen yanındaki kutucuğumuzun içine batırdık. Evet arkadaşlar, yine 1, 2, 3, 4 zincir kutucuğumuzun içine batırıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir batırıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 1, 2, 3, 4 batırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve sık iğne yapıyoruz. Yine burada çoğaltacağız. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yapalım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Ve sonuncusunu yaptık. Yine buradaki sık iğneye, bu aradaki sık iğneye modelimizi yapacağız. Arkadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptım. Şimdi bu aradaki bütün topi topumuzun ortasına yine batırıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buraya geçiş yapacağız. Buraya da yine bir tane dolayıp araya, buradaki araya sık iğnemizi yapalım. Pardon, sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Evet. Bakın, yavaş yavaş modelimiz kendini oluşturmaya başladı. Burası için de yine 1, 2, hatta bir zincir. Evet, hatta hiç zincir çekmeyelim buraya. Dolayalım. Buraya da yine aynı şekilde dibine sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. Hatta pardon, özür dilerim, böyle yapmıyoruz. 2, evet, bir tane zincir çekelim. Ben de şaşırdım, kusura bakmayın. Evet, bir tane zincirimi çekiyorum ve buraya sık iğnemi yapacağım.
Evet, böyle yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi yaptık. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüyorum. Bir tane doluyorum. Bu sık iğne yaptığım yere. 1 ve 2 tane daha zincirimi yaptım. Ve sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine artık buradaki araya şeyimizi yapıyoruz. Diğer top topumuzu yapıyoruz. O da şöyle, bakın. Şurası var ya, şurası. Buraya tam top topun bir öncesine buraya giriyorum ve sık ikili trabzan olarak 7 tane yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptık. Buradaki trabzanların ortasına batırıp böyle kapatıyoruz arkadaşlar ve tekrardan buradaki dibine, bu sık iğnenin arkasına yine trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Hemen yanındaki kutucuğun içine de sık iğnemi yaptım. Bu şekilde burası böyle yuvarlak şekil alacak. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Aradaki kutucuklarımı dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir. Kutucuğu dolduruyorum. 1 2 3 4 zincir. Burayı yine 1 2 3 4 aynı şekilde 1 2 3 4 bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. 2 3 4 ve sonuncusuna geldik. Gitgide buradaki kutucuklar azalacak. Böyle V şeklinde olacak ve kapanacak. Evet, şu anlık görüntüsü bu kadar. Evet, yine geldik. Ne yapıyoruz? Doluyoruz. Bu sık iğnemizin arkasına giriyoruz. Ve yine 7 tane zincirimizi yapıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı. 3 4 5 6 evet 6 ve 7 tane yaptık. Bu araya da yine trabzanların üstüne, ortasına sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde yine dolanacağız arkadaşlar buraya kadar. Evet hanımlar, sonuna geldim. Şimdi yine ne yapıyoruz? Doluyoruz. Buradaki sık iğnenin arasına girip 7 tane İkili trabzanımızı yapıyoruz. Burası da bu şekilde. Dediğim gibi buradaki kutucuklar bitene kadar bu işlemi sürekli tekrarlayacağız. Sağdan soldan arttıracağız. 4 5 6 7 yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki kutucuğun içine sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Diğer kutucuğun içine yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar yapalım. 2 3 4 ve sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve buraya araya girerekten devam ediyoruz. 2 3 4 yapıyoruz. Bu şekilde 2 3 4. Evet, sonuna geldik. Sonunda da yine buraya dolayıp buradaki sık iğnenin arkasına, bu topi topumuzun bir önündekini yine 7 tane trabzan yapalım. 2 3
5, 6 ve 7. Evet, yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya, araya sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Yine buradaki görmüş olduğunuz şeyimizin arasına tekrardan bir sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu da yaptık. Buradan bakın, buradan bu araya bu şekilde onu bağladım. Buraya da bir sıkı iğne yaparak bu şekilde sıkı iğne yaparak yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, burası böyle. Burası da böyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yine devam edelim. Bir sıra daha göstereyim ben size. Evet, sık iğne 3-4 tane zincir çektim. Bu sık iğnenin başına hemen yanındakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, ikili trabzanımı yaptım. Evet hanımlar, sonuna geldim. Şimdi yine ne yapıyoruz? Doluyoruz. Buradaki sık iğnenin arasına girip 7 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burası da bu şekilde. Dediğim gibi buradaki kutucuklar bitene kadar bu işlemi sürekli tekrarlayacağız. Sağdan soldan arttıracağız. 4 5 6 7 yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki kutucuğun içine sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir diğer kutucuğun içine yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar yapalım. 2 3 4 ve sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve buraya araya girerekten devam ediyoruz. 2 3 4 yapıyoruz. Bu şekilde 2 3 4. Evet, sonuna geldik. Sonunda da yine buraya dolayıp buradaki sık iğnenin arkasına bu topi topumuzun bir önündekini yine 7 tane trabzan yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya araya sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapacağız? Yine buradaki görmüş olduğunuz şeyimizin arasına tekrardan bir sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bunu da yaptık. Bakın buradan bu araya bu şekilde onu bağladım. Buraya da bir sıkı iğne yaparak bu şekilde sıkı iğne yaparak yine 1 2 3 4 zincir çekip dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, burası böyle. Burası da böyle oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yine devam edelim. Bir sıra daha göstereyim ben size. Evet, sık iğne 3-4 tane zincir çektim. Evet, bu araya yine 7 tane trabzanımızı
yapıyoruz. Bu şekilde. Yani sıralar hep aynı, birbirini tekrar ediyor arkadaşlar. Bu aradaki kutucuklar kapanana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha yapalım. 7 tane olsun. Evet, bu araya yine sık iğnemizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi yine dolayım. Ve bir sonraki sık iğnemin içine yine 7 tane trabzanımı yapıyorum. Hem buradan hem diğer taraftan arttırarak bedenimizi büyütüyoruz. Robamızı kuruyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapalım. 7 olsun. Hemen yanındaki kutucuğun içine sıkı iğnemi yaptım. Evet hanımlar, bakın görmüş olduğunuz gibi buralarda bu şekilde oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bu araya bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir. Araya, evet bir dakika, sık iğne 1, 2, 3, 4 zincir. Araya sık iğne yaparak neredeyse çok yaklaştık kapatmaya. 3, 4 zincir yine araya bu şekilde. Evet, bu şeyimizin, topi topumuzun hemen bir öncekine de yine topi top yapacağız. Bir önceki sık iğnemizin içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptık. Hemen diğer trabzanlarımın tam ortasına bunu bağlıyorum. Yine aynı şekilde sıramın sonuna kadar topi toplarımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yine sona geldim. Sonuncu trabzanlarımın ortasına sık iğnemi yaptım. Bir doluyorum. Yine bir sonraki sık iğnenin arasına girip yine çoğaltıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyecek sıramız. Ortadaki kutucuklarımız bitince birkaç sıra daha örüp sonra kol ayrımını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu sıranın sonuna kadar geleyim. Sonrasında biraz büyütelim, o kutucukları bir kapatalım. Hep bu mantık ilerliyoruz. Önlerden ve buradan hep arttırarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 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 Evet, buraya da bir sık iğne yaptık. Bakın buradaki topi topumun bir önüne geldim. Yine doluyorum. Buraya yine topi topumu yapıyorum. Buralar bizim önlerimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yaptık. Yine diğer topi toplarımın tam ortasına sıkı iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıkı iğnemi yaptım. Yine doluyorum. Buradaki sıkı iğnemin içine girip yine tekrardan bir tane daha 7'li trabzan yapıyoruz. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, evet 6 ve 7.sini de yaptık. Şimdi yine buradaki ikili trabzanlarımın arasına bir sık iğne yapıyorum.
Evet arkadaşlar, burada da bir tane daha yapacağız. Bir sonrakine giriyoruz. Yine bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Evet. Neredeyse bitirdik. Bakın buradaki araya yine şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Burada bir boşluk var, hafif bir gördüğünüz gibi. Hemen isterseniz bir zincir çekin, isterseniz hiç çekmeyin. Yine buraya araya sıkı iğnemi yaparak döneceğim arkadaşlar. En sonki şeyime. Bakın. 1, 2, 3. Pardon. 3, 2, 3, 4 tane zincir çektim, döndüm. Yine buradaki sık iğne yaptığım yere 3 tane, yani 2 tane olarak, 2 tane ikili trabzan, toplamda zincirimizle birlikte 3 tane oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine buraya 7 tane, her sık iğnelerin başına 7 tane yapıyoruz. Bu şekilde buraları da çoğaltıyoruz. Araları kapatıyoruz. Bakın aramızda çok az kaldı. Bu şekilde biz kapatalım. Gösterdiğim gibi devam edecek. Evet, böyle yapalım. Bu arayı bir kapatalım. Böyle yavaşça kapanacak zaten. Sonrasında tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, ben son bir tane kalana kadar ördüm. Bakın burada bir tane kaldı. Burayı da ördüm. Son bir tanenin önündeyim. Şimdi 7 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya ne yapıyorum? Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum aynı yere. Dönüşte buraların üstünü de tamamlayacağız. Evet, bu şekilde yaptım. Ve diğer şeyimin, topi topumun önündekine yine arkasından girip, sık iğnenin arkasından girip yine burada da 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar, son diğer kutucuğa kadar yapalım. Evet sevgili hanımlar, bir sonraki kutucuğuma geldim ve sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi ben buraya trabzanımın başına sık iğnemi yaptım. Buradaki araya da 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. de yapıyorum. Bu şekilde yapalım. Evet, 7 tanesini yaptım. Yine buraya bir sık iğne yapıyorum. Son kutucuğuma 2 tane zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrardan 2 zincir çekip bir sık iğne yapıyorum. Ve hemen yanındaki, hemen buradaki sık iğnemin başına tekrardan 7 tane ikili trabzanımı yapıp sıramın başına kadar devam ediyorum. Dönüşte tekrardan buluşalım. Arkadaşlar, şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben şu an sonuna geldim. Buradaki tekli kutucuğumu doldurdum. Sondayım. Artık buraya arttırma yapmıyoruz. Direkt sık iğnemi trabzanlarımın içine sabitledim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen doladım. Buradaki kutucuğumun tekrar trabzanların içine bir sık iğne. Hemen yanına da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Artık burası bu şekilde dümdüz gidecek. Yani buradakiler gibi buraya tekrardan topi top yapmayacağız. 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm. Hemen yanına bir, o sık iğne yaptığımız kutucuklarımızın üstüne 2 şeklinde trabzanlarımızı yapıyoruz. Burası artık hep böyle düz gidecek arkadaşlar. Yani
artık burayı böyle dümdüz götüreceğiz. Zaten buraya kenar yapacağız ama burası da dümdüz durması gerekiyor. Artık bu kadar buraya yeterli. Burayı yedik. Yani bu kısmı yedik. Ama burada yine yapacağız. Hep arkada yapmayacağız. Arkada buraya yapmayacağız. Önde buraya yapacağız. Evet, şimdi ne yapıyorduk yine? Buradaki sık iğnenin başına yine 1 2 3 4 5 pardon 5 6 7 tane yapıyoruz ve diğerini sabitliyorum. Evet arkadaşlar, buraya kadar gelelim. Buradaki ayrıma kadar gelelim. Burayı örüp geliyorum hemen. Evet hanımlar, ben yine buraya geldim. Bakın yaptığımız yere, trabzan yaptığımız yere. Şimdi yine doluyorum. Buradaki sık iğnemin arkasından alıyorum. Ve yine 7 tane trabzan yapıyorum. Topi topumuzu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptık. Buradaki ikili trabzanın başına sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin başına da yine 7 tane ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde diğer başa kadar gelelim. Burada da yine aynı işlemi uygulayacağız ama yine de göstereceğim ben sizin için. Buraya kadar örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar, tekrardan buraya geldik. Ne yapıyoruz? Yine buradaki sık iğnemizin arkasına 7 tane trabzanımızı yapıyoruz. İkili yaptığımız trabzanın başına sık iğnemizi yapıyoruz ve diğer sık iğnemizin yanına da yine 7 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde burayı da yapmış oluyoruz. 3 4 5 6 bir saniye. Evet. 6 ve 7. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Çocuklarım evde. Evet, buraya tam ikili trabzan yaptığımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye de yine 7 tane ikili trabzanımı yapıp topi topumu oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, buraya da devam, sonuna kadar ilerliyoruz. Demiştim, sonunda şunu yutacaksınız. Yani buraya yaptığınızda direkt burada 2 tane sık iğne yapıp 4 tane dönüp arkasına ikili trabzanı yapıp devam edeceğiz. Burada başta gösterdiğim işlemi burada da aynısını yapacağız. Burası artık düz olmak zorunda. Bakın biraz yamuldu. Bunu şöyle düzleyeceğiz. Zaten kenar lastiği yapacağız. O toparlanacak. Ben tekrar burayı öreyim. Zaten buradan sonrasını biliyorsunuz. Buraya kadar öreyim. Tekrardan dönüp buraya kadar daha öreyim. Tam buraya kadar daha öreyim dönüşte. Sonrasında artık kol ayrımını gerçekleştireceğiz. Evet hanımlar. Geldim, ördüm, geldim. Şimdi yine buradayız. Bakın. Bu tekli yaptığımız ikili trabzanımız vardı ya, burada sık iğne yapmıştık. Oraya yine 7 tane zincir ikili trabzan yapıyoruz. O araya 1 2 3 3 4 5 6 ve 7 tane yaptık. Ve buraya başına bir sık iğne yine yapıyorum. Ortasına ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane tam 10'uncunun tam başına, ortasına yine bunu sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde kolumuzu oluşturduk.
Eğer size bu çok gelirse ki benim ipimden dolayı çok nasıl diyeyim size ya ipim çok ince olduğu için söyleyemedim kusura bakmayın. Ben bu şekilde yaptım. Eğer siz kalın iple örüyorsanız 10. da değil de 9. da ya da 8. de yapabilirsiniz. Ona göre ayarlayabilirsiniz siz. Hatta şöyle bir bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Buradan da yaptığımızı düşünürsek. Evet arkadaşlar, sanırım ben vazgeçiyorum. 9. değil. 10. da değil. Tekrardan sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tam. 7 tam olsun. 8.'nin ortasından yapıyorum arkadaşlar. Yani burada yarım, burada yarım bir oluyor. 7 de içeride oldu. Tam 8 tane. Bakalım şimdi. Evet, bu daha güzel oldu. Bakın. Bu daha güzel oldu. Evet, tam bu şekilde yaptık. Şimdi yine donuyorum. Buradaki aradaki sıkı iğnemi yine dolduruyorum. Dönüşte o zincirlerin içini göstereceğim. Nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Bedenimizi kurduk artık. Artık beden devam edeceğiz. Evet, ben arkadaşlar bu şekilde 2, 4, 6, 7 tane yapayım. Evet, 7 tane yaptım. Buraya sıkı iğnemi yapıyorum. Evet, ben bu şekilde burada bakın tam ne yapmıştık? Bunu içeri almıştık. Buradaki tam ikili trabzanımızın üstüne yine yapmıştık. En sondaki. Buraya yine yapıyoruz. Buraya sık iğnemizi yaptık. Varsayarsak. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buradan başlayacağız. Yani kaç tane öreceğiz? Size söyleyeyim. Bununla birlikte 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9, tam 9 tane öreceğiz. 10.'nun başından tekrardan 9 tane bir örüp gelelim. Sonrasında tekrardan sayalım. Evet hanımlar, tekrardan sayalım. Geldim, ördüm, geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7. 8. burada. Bakın burada ikili yaptığımız trabzan var. Trabzanın bir önündeki olacak. 8. burada. Bu şekilde şimdi bununla birlikte yarım yapacağız yani. Ortada 7 tane oluyor. Bu şekilde 1, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tam 7 tane. 2 tane de yarım şeklinde. Bu şekilde tam. Pardon. Şöyle getireceğiz. Tam bu şekilde birleştiriyorum. Ortasından yine. Evet, bu da böyle oldu. Kolumuzu birleştirdik. Ve devam dolayı buraya 7 tane yapıp sıranın sonuna kadar gidiyorum. Dönüşte tekrardan buraya kadar öreyim, geleyim ben. Buraya zincirin önüne kadar öreyim. Burayı da göstereyim inşallah. Evet hanımlar, ben ördüm, geldim. Şimdi bu ayrımdayız. Üstüne 7 tane trabzanın üstüne sık iğnemi yaptım tam ortasına. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Onu söyleyeceğim size. Bakın doluyorum. Buradaki sık iğnemin arasına yine 7 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ve 7. 7 tane yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şu tam o araya bir tane sık iğne yapıyorum. Böyle doluyorum. Hemen buradaki trabzanlarımın önüne, topi topumun önündeki sık iğnenin
Bu ayrımın burada tam bakın. Şuradan arkasından yine bir tane zincir çeki alıyorum ve içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım ve buraya tam ortasına sıkı iğnemi yapıyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi burayı kapattık. Zaten büyüttükçe de şekil alacak inşallah. Geri kalanı devam ediyoruz arkadaşlar. Yine modelimizi devam ettiriyoruz. Bir sonraki zincirimize kadar. Evet hanımlar, ben arkaya ördüm geldim. Şimdi yine bu kol ayrımına geldim. Şimdi ne yapıyorum? Yine doluyorum. Buradaki sıkı iğnemin arkasından gelip 7 tane trabzanımı yapıyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısı olacak. 1 2 3 4 5 6 Evet. 7 tane trabzanımı yaptım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Hemen bu zincirin arasına giriyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Doluyorum. Hemen buradaki trabzanlarımın önündeki sık iğnenin için arasına giriyorum. Buraya da 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım. Yine bunun ortasına sıkı iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Burası da oldu. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Buraya kadar. Dönüşü de devam edeceğiz. Artık burası tamamlandı. Bakın göstereyim hatta. Ben buradan V olarak inecek benim önüm. Bu şekilde V olup aşağı inecek. Ama siz eğer bu şekil insin istemiyorsanız burayı, bakın burayı böyle çoğaltarak değil de dümdüz bir şekilde de örebilirsiniz. Hani buradaki arttırmaları yapmayarak da dümdüz örebilirsiniz. Ben V olarak insin istedim. V olarak aşağı insin istedim. O yüzden böyle ördüm. Bunu da belirtmiş olayım. Buradaki sıralarımıza, bakın buradaki topi topumuzu böyle bayağı bir büyüteceğiz artık. Aynı işlemleri tekrarlayacağız arkadaşlar. Buraya 7 tane trabzan yapacağız. Buraya sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne şeklinde modelimizi devam ettireceğiz. Modelimi büyütüp geleyim. Bundan sonrası hep birbirini tekrarlıyor. Model birbirini tekrarladığı için göstermeme pek gerek yok. Onun için ben büyütüp geleyim örgümü. Yaklaşık bir 10 tane böyle saydığınızda topi topları tam koltuk altından buradan saydığınızda tam 10. 10-11 tane yapayım. Bir bakayım yeterli uzunluğa gelecek mi? Sanırım 10-11 sıradan sonra gelir. Ama tabi dilerseniz siz daha uzun olsun istiyorsanız daha da uzatabilirsiniz. Sizin kendi tercihiniz. Ben o kadar uzatayım geleyim. Evet hanımlar, ben ördüm geldim. Bu kadar yaptım. Dilerseniz sayalım buradan. Bakın buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonuncusuyla 11 oluyor. İçten saydığımızda da yine buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olmuş oluyor. Ben bu kadar büyüttüm. Tabii siz dilerseniz istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi buradaki yanlarını öreceğiz. Boyun kısmını öreceğiz. Ve neredeyse bitti.
Sondaki şeyi ben kesmedim, ipimi. En sonki ördüğüm ipimi kesmedim. 4 zincir çektim. Arkadaşlar, bu araya sık iğne yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki sık iğne değil, diğer zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada yanlarda zincirler var ya, onların içine sık iğne yapıyoruz. 4 zincir. Bu şekilde sıranın başına kadar ilerliyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve araya yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya yaptım. Ben sıranın başına kadar yapayım. Bu şekilde geleyim. Evet hanımlar, sonuncusuna geldim. Bakın sondayım. Bakın buraya değil, buradaki yere tam bu şekilde geçirdim. Tekrardan arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Evet, artık ne yapacağız? Artık bu zincirlerimizin içini dolduracağız. Nasıl? Doluyorum. Herhangi bir zincirin içine, tam ortasına gelecek şekilde, böyle arasına değil, içine tam 7 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Zincirimin içine. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani tekrardan aşağı döndük. Boyuna devam etmedik. Evet, ne yapıyoruz? Bir sonraki zincirin arasından girip bir trabzan, pardon, bir sık iğne yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi yine doluyorum. Buradaki zincirlerimin arasından, ortasından giriyorum. Herhangi birinin, böyle girdim ve 7 tane zincir çekiyorum içinden aynı yere. Evet. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane aynı zincirin içine ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi hemen yanındaki 4 tane zincir çektiğimizin arasına giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Ve yine doluyorum. Bir sonraki zincirlerin tam ortasına denk gelecek şekilde giriyorum ve tam 7 tane yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet hanımlar, bunu da yaptık. Yine bir sonraki zincirin arasına sık iğne yapıp yine dolayıp diğerlerini aynı sıranın sonuna kadar yapalım. Evet hanımlar, ben burayı yaptım. Bakın. Sonuna kadar yaptım. Şimdi burayı yapacağız. Burada alttan yukarı doğru gitmiştik. Burada da yukarıdan aşağıya gideceğiz. Diğer bölümümüzde. Şimdi yine ipimi alıyorum. Tam bu. Oradaki, bakın nereden bitirmiştik? Tam şuradan bitirmiştik. Tam buradan bitirmiştik. Yine aynı şekilde, bakın tam buradan başlıyorum. Evet, ilk ne yapmıştık? 4 zincir çekip sık iğne yapmıştık. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine, zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir zincir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanındaki zincirin içine sıkı iğne. 1, 2,
3, 4 zincir, yanındakinin içine sıkı iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet hanımlar, sonuncusuna geldim. Buradan tam diğer en sonuncusunun arasından girdik. Hatta durun bakın, pardon. Buradan değil. Buradaki ara boşluktan giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Ve buradaki doluyorum. Buradaki herhangi bir zincirin içine yine 7 tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine sıkı iğne, trabzan sıkı iğne şeklinde. Burada yaptığımız gibi sıra başına kadar yapalım. Ve şuradaki kısmı göstereyim arkadaşlar. Burayı göstermeme pek gerek yok ama isterseniz bir iki sıra göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ikili trabzanımı yaptım. Evet, bu şekilde yaptım. Ve bir diğer zincirin içine sık iğne yaptım. Yine doluyorum. Buradaki zincirlerin arasına girip 7 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıranın başına kadar buraya, evet, tam buraya kadar yapalım. Evet hanımlar, burayı da tamamladım. Şimdi buradayım. İpimi burada kesmedim. Artık şu yaka kısmını yapacağız. Yaka kısmı içinde ne yapıyoruz? Yine bakın böyle sıkı iğne şeklinde her bir kutucuğun içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şunların içine. Bakın. Şu şekilde. Hatta eğer büyük kutucuklarınız varsa 3 bile yapın. Evet. Bu şekilde kutucuklarımızın içine ben 3'er tane yapıyorum. Çünkü ipim ince. Eğer sizin ipiniz kalınsa 2 tane yapın. Bu şekilde yakayı da tamamlıyoruz. 2, 3, 1, 2, 3. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın başına kadar, buraya kadar yapalım. Tam buraya kadar, bu öne yaptığımız yere kadar yapıp ipimizi kopartalım. Evet hanımlar, benim İleğim böyle oldu. Yakası bitti. Önde bu şekilde. Şimdi artık bağcık kısmına geldik. İpimi ikiye katladım. Bu şekilde. Ve 2, bir saniye. 5 zincir çekeceğiz. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Aynı yere giriyorum. Ve bir sık iğne yaparak burayı sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Araya girip bir sık iğne yapacağız. Evet. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Araya girip sık iğne yapacağız. Evet, yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Araya girip sık iğne yapacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve yine son kez araya girip bir sık iğne yapıyoruz. Ve uzunca bir zincir çekelim arkadaşlar. Bu şekilde uzunca bir zincir çekelim. Çünkü buradaki kutucuklarımızın içinden geçireceğiz. Ona göre zincir çekelim. Evet hanımlar, ben bu kadar çektim geldim. Bakın. Bayağı da bir ip uzun bıraktım. Çünkü yine sonunda bunu yapacağız. Buradaki çiçekten yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Bakın buradan başlıyorum. Bir içinden bir dışından olacak şekilde, önemli olan şu ipimizi çekmemiz. Evet, bir içinden böyle bütün kutucukların arasından geçireceğiz.
bunu bırakayım. Evet, böyle arkadaşlar. Bir dış taraftan bir iç taraftan kutucuklarımızın içinden geçirerek dolanacağız. Bütün kutucukların içinden geçtiğinden emin olun. Bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim. Evet. Böyle arkadaşlar, bakın bir içten bir dıştan. Dilerseniz tığ yardımıyla, dilerseniz böyle benim gibi yapabilirsiniz. Başına kadar gelelim. Evet hanımlar, ben tamamladım, geldim. Bakın bu şekilde buraya kadar geldik. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bence yeterli bu kadar zincir. Onun için arkadaşlar 2 3 tane daha çekeyim. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5.'ye yine bir sık iğne yaptım. Yine 1 2 3 4 zincir. Hatta 5 zincir ve bir sık iğne. Yine aynı şekilde başta yaptığımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 zincir. Sık iğne. 1 2 3. Evet, ipim bitti. Onu tekrardan takmam gerekiyor. 3 4 5 zincir ve bir sık iğne. İpimi takıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, ipimi taktım, geldim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve son kez çiçeğimin yapıyorum. Arkadaşlar bunu da buraya şu şekilde bir tek tane daha sık iğne yapalım. Ya da yok, yukarı değil, aşağı yapacağız, pardon. Şöyle arasından girelim. Evet. Bakın. Buradaki de oldu. Bir zincir yapıp ipimizi kesiyoruz. Ve ipimizi de buradan sabitleyelim. Daha iyi olması açısından bu şekilde aralardan ipimizi çekersek açılma ihtimali daha az olur. Evet hanımlar, bu şekilde çekelim. Tamam, oldu. Bunu da keseceğiz. Onu da keseriz artık. Evet. Son hali bu şekilde. Ben buradaki fazlalığı keseyim. Böyle bağlayabilirsiniz. Tabii ben biraz daha kısa tuttum zincirimi. Siz daha uzun tutabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bağlayarak güzel bir görünüm elde ettik. Önü bu şekilde. Ben bu çiçeği tekrardan yaparım belki. Çünkü evet. 1, 2, 3, 4. Evet, buraya değil de buraya tam sıkıştırsaydık şu şekilde tam güzel olurdu. Siz öyle yapın. Buradaki gibi. Evet, neyse. Bu şekilde oldu. Arkası da böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.